İnsan ruh, düşünce ve bedenden ibaret bir bütündür. Uygarlıkların binlerce yıllık inkişafının altında, temelinde bilgi vardır. Bu inkişafın, bu uygarlığın gelişim sürecinde ise bilginler, alimler ve öğretmenler vardır. İnsanın getirdiği birikim günümüzde büyük bir ivmeyle, hızla değişmektedir. Çağın niteliklerine göre insan yetiştirmek bizim birinci milli görevimizdir. Şüphesiz bu değişimlerden eğitim süreçleri de etkilenmektedir. Bize düşen görev, mazi ve atiyi, mana ve maddeyi, talim ve terbiyeyi, milli ve evrenseli bir bütün halinde görmektir.